Merhaba arkadaşlar. Bu yeni kanalımın ilk uzun videosu. Yanımda da konuk olarak Kerim Demir var. Evet. Hoş geldin kardeşim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim. Şimdi sana harika 5 tane güzel soru ayarladım kardeşim. Benim de sana 5 tane sorum var. Aynen. Bu 5 soru gerçekten sana gelen soruların içinden seçtim biraz da. Sık sık gelen sorular. Sık sık gelen sorular. İlginç sorular, bilgilendirici sorular olacak inşallah. İlk sorumu soruyorum kardeşim. Tamam. Video fikirlerini nereden buluyorsun? Şu anki kanalım için değil mi? Evet. Eğitim kanalı. Eğitim kanalı için. Eğitim kanalım için fikirleri aslında genellikle bir anda aklıma geliyor. Böyle yani mesela örnek veriyorum, yatıyorum. Yatarken böyle düşünürken bir anda aklıma geliyor yani. Bir anda gelen bir şey. Hani öyle video fikri arayayım, video fikri düşüneyim. Yani öyle bir şey olmuyor. Genellikle dediğim gibi dışarıda oluyorum mesela. Hani hiç alakasız bir yerdeyim. Şey geliyor, bir video fikri geliyor. İyice kurguluyorum kafamda onu. Sonra hemen not ediyorum telefona. Tamam. Telefon not ettikten sonra da evime geldiğim zaman biraz daha detayına iniyorum. Onu biraz daha geliştiriyorum. Sonra metnini yazıyorum. Sonra da videosunu çekiyorum. Ama bazen de şöyle oluyor. Şimdi video çekmem gerekiyor ama fikir olmuyor bazen. Zaten bence şu an video fikri bulmak gerçekten zor. Evet. Bazen de şöyle oluyor. Tabii Türk YouTube kanallarına fazla bakmıyorum artık. Çünkü Türk YouTube kanallarının yaptığı şeylerin çoğunu ben de yaptım. Artık dünyada neler yapılıyor? Hani benim kategorimde, internetten para kazanma kategorisinde diğer global kanallar neler yapıyor? Bunlara bakıyorum. Birazcık onlardan ilham almaya çalışıyorum. Bu iki şekilde oluyor. Çok güzel. Şimdi ikinci sorum geliyor kardeşim. Tamam. Çok önemli bu sorular. Herkes için de lazım. Kaç tane pasif gelirim var? Pasif gelir. Evet, pasif gelir. Benim en sevdiğim şey. Yani gerçekten arkadaşlar benim herhalde ya böyle hayattaki en sevdiğim şey pasif gelir olabilir. Ya bir şeyi böyle kurup daha sonra ondan sürekli böyle gelir gelmesi gerçekten çok güzel. Senin de elbette evet. Pasif gelirlerin var. Kaç tane pasif gelirim var diye soracak olursan. Yani şu anda güncel olarak sanırım yani bir 5 tane pasif gelirim var. Tabii yani bir tanesi çok kazandırıyor. Bir tanesi çok az kazandırıyor. Hani ben sadece adedini söylüyorum. Hani 5 tane şu an farklı yerden pasif gelir bana geliyor. Çok güzel. Şimdi 3. soruma geliyorum kardeşim. Takipçilerinden aldığın en iyi feedback nedir? Yani şöyle, aslında beni çok mutlu eden de bir geri dönüş. Bir gün bana Instagram'dan birisi bir DM attı. Kendi kanalını paylaştı benimle. Ve dedi ki, ben senin YouTube'daki eğitim videolarını izleyerek kendi kanalımı açtım. Kendi kanalımı ayarladım, düzenledim, videolarımı yaptım. Ve yaptığı içeriği de söylememde bir sakınca yok herhalde. Araba yıkama videoları paylaşıyor. Araba yıkama ASMR videoları paylaşıyorlar global olarak. Ve o kanaldan aylık 10.000 dolar para kazandığını bana göster. Yani direkt SS olarak kanalın istatistiklerini attı bana. Bir de teşekkür etti üstüne. Ben böyle şeyler gördüğüm zaman mesela çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten demek ki benim YouTube'daki videolarımı izleyerek bazı insanlar bunu değerlendirerek kendi kanallarını büyütüp bundan çok güzel paralar kazanabiliyorlar. Yani bunun imkansız olmadığını aslında ben hep görüyorum. Ama bazı insanlar bunu göremiyorlar, değerlendiremiyorlar daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ben size aslında gösteriyorum ne yapmanız gerektiğini, nasıl para kazanmanız gerektiğini, nasıl kanalı ayarlamanız gerektiğini, her şeyi anlatıyorum. Size kalan sadece içerik. Yani içeriği nasıl biraz daha izletelim. Bu zaten sadece kişide biten bir şey. Yani onu ben hani nasıl anlatayım? Çünkü yüzlerce içerik var. Ben her birini detaylı bir şekilde size anlatamam. Hani mümkün değil. Ama ben genel olarak YouTube'da sıfırdan A'dan Z'ye kanalı nasıl ayarlayabilirsiniz, videoları nasıl yükleyebilirsiniz, nasıl para kazanabilirsiniz bunları detaylı olarak anlatıyorum. Bunları kullanabilenler de iyi yerlere gelebiliyor yani. Dördüncü soruma geliyorum kardeşim. Tamam. Sadece YouTube geliriyle geçinebilir misin? Yani geçinilir. Ben geçiniyorum. Yani canlı örneği verim. Sen de. Şöyle yani YouTube geliri derken mesela sadece AdSense geliri mi? Evet, yoksa sadece AdSense geliri. Yani izlenmelerden gelen para Türkçe içeriklerde çok düşük. Hani bunu zaten şu an sokaktaki 7 yaşında bir çocuk da biliyor. Çünkü çok yayıldı. Şimdi benim kanalımda sadece izlenmeden kazanılmıyor. Yani ben reklam da alıyorum. Hani dediğim gibi referanslı sistemlerimiz oluyor. Affiliate marketing olayları var. Yani ben 10 yıldan uzun süredir YouTube'da olduğum için artık bir altyapı buna hazırlayabildim. O yüzden şu anda dediğim gibi 5 tane de farklı pasif gelirim var. Ama sadece izlenmelerden gelen parayla bence geçinmek zor. Çok izlenmeniz lazım. Çünkü bir de bu olayın vergi boyutu da var. Yani giderleriniz oluyor, ekipman almanız lazım, vergiler vermeniz gerekiyor. O yüzden sadece AdSense geliriyle bir insanın geçinebilmesi için bence en az hani aylık
nasıl desem böyle 2-3 milyon falan kanalın izlenmesi lazım en az yani. Son soruma geliyorum o zaman. 5. soru. Tamam. Sence sıfırda sosyal medyaya girecek arkadaşlarımız için TikTok'tan mı girmeli? Instagram'da Reels mi yapmaları gerekiyor? Yoksa YouTube Shorts mu? Daha hızlı bir şekilde onları popüler yapar. Yani ben bunu YouTube kanalımda da bir tane videoda söyledim, açıkladım. Sıfırdan sosyal medyaya başlayacak bir insan bence kesinlikle kısa videolarla başlamalı. Çünkü kısa videolarla çok hızlı bir şekilde aslında bir kitle edinebiliyorsun yani. Dediğim gibi hani yüz tanınırlığı olsun, kameraya alışma süreci olsun. Çünkü sıfırdan giriyorsun yani, hiç hayatında belki de kameraya karşı konuşmamışsın. O yüzden sıfırdan başlayacak bir insan bence kısa video konseptini oluşturup telefonunu koyacak karşısına, mikrofonu varsa mikrofonunu koyacak ve içeriğini üretmeye başlayacak hızlı bir şekilde. Her gün bir tane, her gün iki tane videosunu yükleyecek. Hangi platform diye soracak olursam bence şu an üçüne de yükleyebilir. Yani kısa videoyu çünkü şu an YouTube'da kabul ediyor, Instagram'da, TikTok'ta, ama bundan 3-4 yıl önce böyle bir şey yoktu. Mesela YouTube Shorts yoktu, Instagram'da Reels yoktu, sadece TikTok vardı. Ama artık kısa video üreterek bunu 3 platformda da paylaşabiliyorsun yani. 3 platformda da videonu izletebiliyorsun. Milyonlarca insana bir anda erişebiliyorsun. O yüzden bence uzun videolarla başlamak yerine en mantıklısı kısa videolarla başlamak. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Güzel. Şimdi sıra sana geçti. Evet, şimdi geldik benim sorularıma. Benim sorularım biraz daha basit. Şimdi ilkine başlayalım. İlki, YouTube'da ilk düzenli gelir elde ettiğin kanal hangisiydi? Bak, bu şeylerden bahsetmiyorum. Hani deneme olsun diye açtığımız, anladım, kanallardan bahsetmiyorum. Gerçekten düzenli bir şekilde artık her ay para kazandığın kanal neydi? Ne tür içerikler üretiliyordu? Çok güzel bir soru. Şimdi ben ilk tabii Kerim'in dediği gibi bir sürü kanal denedik. Yani para kazanmak için yani 30 tane kategori denemişimdir. Düzenli gelir mi? Çok saçma olacak. Normalde izlediğiniz dizilerin analizleriyle yaptım. Yani örnek veriyorum, o zaman Sen Çalkıvı'nın dizisi var. Sen. 50. bölüm mesela oynuyordu. Biz 51. bölümde neler olacağını tahmin ettiğimiz bir metin yazıyorduk. Bu arada güzel de bir fikir. Yani şu an hala yapılıyor mu bilmiyorum ama yapılıyor. Bence yani o zamanlar bize çok şey gelmiyordu ama şu an düşündüğüm zaman aslında biraz daha aslında iş haline bile getirilebilir yani. Yani şöyle, o analizleri bir de insanlar merak ettiği için izliyor. Hani sonraki bölümde neler olabilecek. Magazin çok yani. Çok aratıldığı için hemen üstte çıkıyorsun. Direkt zaten gelir elde etmiştik ve bunu biz 1,5 yıl süreyle yaptık. Evet, ama güzel de kazandırıyordu. Kazandırıyordu. Çok düşük bir CPM, 2 TL'ydi ama İzleniyordu evet. İkinci soruya geldik. YouTube'da en hızlı etkileşim alabileceğin kategori nedir? Yeni başlayacak olanlar için de bence güzel bir cevap olacak. Bence YouTube'da en hızlı etkileşim alabileceğimiz kategori tabii ki aramadan çekebileceğimiz içerikler olur. Gündemle alakalı. Gündemle, magazin olabilir, haber olabilir, magazin haberleri olabilir. Yani aranan kelimeler, örnek veriyorum işte bugün Türkiye'de bir konu trend oluyor, haber konusu. Hemen insanlar merak ediyor. Örnek olarak hemen yakın zamandan vereceğim. Uzaya bir Türk gönderildi. Evet. Mesela işte, onunla alakalı haber videoları. Kesinlikle işte orada uzay istasyonu var ve o uzay istasyonunun kenetlenmesiyle alakalı. İşte uzay istasyonunda ne kadar kalacak? Nasıl bir yerdi? İnsanlar mesela çok aradı ve o tarz bilgilendirici videolar izledi. Yani aramadan izlenen magazin olarak da mesela son zamanlarda Dilan Polat olayı. Kesinlikle. Yani o içerikten çok fazla para kazanan insan oldu. Evet. Yani YouTube'a eğer şimdi arama kısmında Dilan Polat yazarsanız mesela hala daha Dilan Polat'la ilgili haber videolarını paylaşanlar var ve çok da izlendi yani. Onu yapanlar binlerce lira para kazanmıştır yani bu içerikten. Kesinlikle en hızlı haber kategorisi etkileşim alınabilir. Evet. Şimdi 3. soruya geldik. 3. soru, sence en iyi sosyal medya platformu hangisi? Kısa video açısından mı baksak yoksa diğer para kazanma konusunda bence YouTube. Yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Ben de onu söylüyorum. YouTube. Şey açısından bakalım. Yani en hızlı hangisinde büyüyebilirsin mesela? Ya bunu da şöyle söyleyeceğim. YouTube'da Shorts'ta çok hızlı büyüyor. Hatta en hızlı büyüme bence şu an YouTube Shorts'ta. YouTube İçeriğe Shorts göre de değişiyor. Kesinlikle. Aslında. Ama benim fikrimce tabii ki Instagram'da biraz daha ticaret döndüğü için hepsinin farklı özellikleri var. YouTube'da bence şu an en büyük eksik ne biliyor musun? Mesaj özelliği yok. Evet. Yani
Belki YouTube'a gelebilir bu arada böyle bir özellik. Yani gelir mi ya da... Buradan yetkililerin duyurdu. Yani gelirse ama çok farklı. Düşünsene mesela YouTube'a DM özelliği geldiğini. O zaman evet, belki çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ben ama dediğim gibi Instagram'da mesela DM olduğu için belki orada daha fazla ticaret veya tanışma olayları dönüyor. Oluyor, evet. Ama YouTube'da öyle bir şey olmadığı için. Ama yine açık arayla yani tartışmaya bile evet, konu olmayacak. Bir de bence en prestijli platform da YouTube. YouTube yani. Kesinlikle. Yani YouTube'da 1 milyon abonen mi olsun yoksa Instagram'da 1 milyon takipçi mi olsun? Bence insanların bilmiyorum hani benim fikrim %70'i %80'i YouTube'u tercih eder. Kesinlikle. Dördüncü soruya geliyoruz. Dördüncü soru da YouTube'da yaşadığın en saçma olay. Yani kanallarında çok güzel yaşadığın olabilir. Şöyle bir olay yaşadık. Ben şu anda totalde 15 tane kanal yapıyorum. Hepsi de konsept. Daha önceden kanalı. Daha fazla da kanal olmuştu değil mi? Evet. Daha sonra da yani daha fazla kanal yaptıkça tam odaklanamadığımızı fark edip bunu azalttık. Ama evet, her kanalda bir ekip var. Ve şöyle bir kanalda şöyle bir şey yaşamıştım. Video montaj yapan arkadaş, biliyorsun işte örnek veriyorum işte yine bir magazin haber yapıyorsun. Logo var, kanalın logosu. Sol üstte olur. Arkadaşımız video montajlarken logoyu büyük bir şekilde videonun ortasında unutmuş. Hemen ekipten birisi aradı beni. Abi acilen kanala gir, videoya bak diye. Videoya bir girdim. Videonun başından sonuna kadar ortada logo var. Video görünmüyor logoda. Baya böyle büyük yani. Evet. Sonra içerik stüdyosuna bir girdim. Onda bir video. Allah yani, Allah. Şöyle düşün. Normalde işte bir saatte video 10.000 izleniyor. Yavaş yavaş artıyor. Video bir saatte 100.000 olmuş. Ve yani sana istatistiği nasıl söyleyeyim? Şöyle falan gidiyor. Ben araştırmaya başladım. Nasıl olabilir? Ve videoyu silmemiz lazım. Bir baktım ki videoda normalde işte bir saatte 10 tane yorum geliyor değil mi? Videoda 100 tane yorum var. Bir video işte ortada logo var falan. Kitlede tutma %50 geçmezdi videolarda. O videoda %90 kitlede tutma. Beklemişler düzelsin diye video. Ve video kanalın ilginç bir şekilde en çok izlenen videosu oldu. 5 milyon izlendi. Yani ikinci sırada 500 bin 600 bin izlenen video var. Öyle düşün. Vay be. O da bayağı garipmiş yani. Evet. Şimdi son soruya geldik. Şu anda en büyük kanalında kaç abone var? Kaç kişi çalışıyor tek kanalda? Şu an en büyük kanalımda 4 milyon abone var. 2 tane metin yazarı, 1 kapakçı var. 2 de video montajcısı var. Bunların bu videoları kanala yükleyen bir kişi var. Ve çevirisini yapıyor aynı zamanda. Bu global bir kanal. Yani totalde 2 metin yazarı var, 2 montajcımız, 1 kapakçımız var, bir de çeviri yapan arkadaşımız var. 6 kişi çalışıyor. Bir de ama fikir, o videoların fikrini araştıran var. Totalde tam o kanal için 7 kişi diyebilirim. Hmm. 7 kişi. Kaç video atılıyor mesela bu kanalda? Günde 4 video, 5 video, bazen değişiyor. Güzel sorular sorduğumuza inanıyorum birbirimize. Evet. Bence bu arada yeni başlayan bir insan için gerçekten hani burada yılların tecrübesi var evet, yani hani kendimizi övmek veya ego yapmak için söylemiyorum. Hani ben zaten bilen biliyor ben evet, hani yıllardır YouTube'dayım. Serkan abi de aynı şekilde ben kefilim yani. Belki insanlar bilmiyordur çünkü hani sen göz önünde fazla olmadın, evet, kamera karşısına çıkmadın ama Instagram'dan takip edenler varsa Serkan abiyi de bilirler zaten. Hani yıllardır YouTube'dayız, sosyal medyadayız. Bunun tecrübelerini hani size ücretsiz bir şekilde burada videoda verebiliyor olmamız bile bizim evet, için çok mutluluk verici bir şey yani. Evet, videoyu buraya kadar izlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, Kerim'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.